Halo, merhaba. Bugünkü dersimizin konusu direksiyonal adverbiyen yani yön bildiren zarflar. Öncelikle yön bildiren zarflar hangi soru zamirine cevap veriyor ona bakalım. Wohin nereye? Daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınız. Wohin geht, wohin fährt nereye? Woher nereden? Bakalım hemen hangi zarflarımız var. Rauf yukarıya, runta aşağıya, hinauf yukarı, herunta aşağı, forwards ileri, rückwärts geri, aufwärts yukarıya doğru, abwärts aşağıya doğru, nach rechts sağ, nach oben yukarı. Bunlar tabii üç nokta koymuş, devam ediyor. Sadece bunlarla sınırlı değil ama Almanca'da oldukça çok. Woher kommt man nereden geliniyor? Von dort oradan, dort her o taraftan. Von oben yukarıdan, von unten aşağıdan, von vorne önden, von hinten arkadan, von rechts sağdan, von links soldan. Bu da devam ediyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Göreceğiz dersimiz içinde bunların ayrıntısını göreceğiz. Tabii bir derste hepsini vermek mümkün değil. Adverbien haben keine Endungen ee, zarfların ee, sonuna ek gelmiyor. Sıfat çekimlerinde olduğu gibi ya da diğer şeylerde olduğu gibi ee, herhangi bir ek almıyor. Örneğimize bakalım. Komdu liba runta iyisi mi sen aşağı gel. Halo Lukas kondoh raof. Merhaba Lukas. Yukarı gelsene. Nein, komm du lieber runter Fußball spielen. Hayır, iyisi mi sen aşağı gel futbol oynamaya. Evet, bakalım şimdi. Peki, direksiyonel adverbiyen yön bildiren zarflar. Hea sum Sprecher. Yani hea ifadesi sum sprecher yani konuşmacıya doğru. hin vom sprecher weg. Yani konuşmacıdan uzağa doğru. hin her hinauf rauf zin tie des verbs Bunlar şu ekler, şu zarflar daha doğrusu eklerden ziyade zarflar neyin önüne geliyor? fiilin önüne geliyor. İşte herunta komun gibi değil mi? Herunta common, hinauf diyen gibi sözlüklerde sıkça karşılaşırsınız. Ea kom Sumiya herunta o bana doğru geliyor. Bakalım anlamlarını vermeye çalıştık. Herauf yukarı, herübe beriye, herunta aşağıya, heraus dışarıya, herayn içeriye sumia heya. Yani bana doğru. Hinauf yukarıya, hinübe öteye, hinunta aşağıya, hinaus dışarıya, hinaim içeriye, Fonmia mia weg. yani benden uzağa. Oft şriftlik daha çok yazılı olarak e, görülür. Kurz form, bir de kısa şekilleri var. Oft müntli. yani konuşma dilinde kullanılan onlar da bakın burada parantez içinde göstermişiz. Herauf, finaof ne yapmış? Rauf demiş. Zaten burada da gösterdi örneğimizde. Herübe, hinübe, rübe, runta, raus, rein ee, şeklinde konuşma dilinde kullanıyoruz. Birkaç cümleye bakalım. Daha iyi anlaşılacaktır. Weiter direksiyonel adverbien. Rüba bu tarafa, nah drüben öbür tarafa şeklinde bir bakalım. Da drüben ist ein Freund von mir. Ich gehe mal schnell rüber nach drüben. E, da drüben yani o tarafta bir arkadaşım var. Ich gehe mal schnell rüber yani hemen o tarafa doğru, öbür tarafa doğru e, gidiyorum. Hier heya buraya dort hin oraya komm mal hier haya. buraya gel ich möchte dir was sagen sana bir şey söylemek istiyorum schau mal dort hin oraya baksana ziehst du das Schiff gemiyi görüyor musun aufwärts yukarıya doğru upwärts aşağıya doğru ich hasse achtbahn eğlence trenlerinden nefret ediyorum Erz geht es langsam aufwärts. Önce yukarıya doğru yavaşça gidiyor. Und dann steil abwärts. Daha sonra e, dik olarak aşağıya doğru iniyor. Şeklinde. Evet. Forwards ileriye doğru. Rückwärts geriye doğru. Örneğimize bakalım bununla ilgili olan. In manchen carousels fährt mal forward. Bazı atlı karıncalarda e, ileriye doğru gidiliyor. Mal rückwärts bazen de e, geriye doğru gidiliyor. Das ist noch schlimmer. Bu daha da kötü. Ya da berbat. Geradeaus dost doğru demek Gehnsi ima geradeaus Sürekli dostor dümdüz gidiniz. Bis sie an eine große Kreuzung kommen, büyük bir kavşağa gelene kadar dümdüz gidiniz. Irgendwohin, herhangi bir yere, überallhin, her yere. Ich möchte am liebsten irgendwohin fahren en iyisi herhangi bir yere gitmek istiyorum. Egal wohin nereye olursa olsun. Überalhin hin nur weg von Her yer olur yeter ki buradan gideyim. Nach rechts sağ, nach oben yukarıya. Fahren Sie erst nach rechts. Önce sağa gidiniz und dann nach links, da sonra sola. Schau mal nach oben, yukarıya baksana. Von dort, oradan, dort her, o taraftan. Sie kommen aus der Ukraine. Siz Ukrayna'dan mı geliyorsunuz? Meine Freundin ist auch von dort. O da von dort her. Benim arkadaşım da Oradan. Peki. Von rechts sağdan von oben yukarıdan In England kommen die Autos von rechts İngiltere'de arabalar sağdan e, geliyorlar Arabisch man von rechts nach links Arapça e, sağdan sola doğru okunuyor. Von außen von innen. Von außen dışarıdan von innen içeriden. Von außen sieht das Haus sehr alt aus. Dışarıdan ev çok eski gözüküyor. Aber von innen ist es ganz modern. Ama içeriden çok modern. Evet. Alles Gute kommt von oben. Her iyilik gökten geliyor. Yani burada gökten kasıt, yaratıcıdan olsa gerek. Değil mi? Bir de cümle içindeki pozisyonlara bakalım. Direksiyonel adverbiyen imzat. Yani cümle içindeki diziliş bu çok önemli. Direksiyonel adverbien stehen meistens am Ende der Satzmitte. Nach der Negation. Yani yön bildiren zarflar çoğunlukla... E, cümle ortasının sonunda nahteye negasyon yani olumsuzluktan sonra bulunuyormuş. The autos kommen hier nicht von links. Arabalar burada soldan gelmiyor. Bakalım. Nahteye negasyon dedi. Olumsuzluktan sonra geliyor dedi. Doğru mu? Doğru. Von links. Bak sonra. Bakın sonra geldi. Von links. Değil mi? ve cümle ortasının sonunda geldi. Cümle ortası şurası, şu beyaz zeminli olan kısım zat bunun sonunda geldi. Yani bütün cümlenin sonunda değil, cümle ortasının sonunda. Hoyte parks du aber good rückwärts ein. E, bugün e, geri geri çok iyi park ettin ama. Evet, Rückwärts nerede? Cümle ortasını yine sonunda prefiksimiz sona gitmiş. aynı, değil mi? Birinci sıra, ikinci sıra cümle ortası ve cümle sonu. Evet. Schauen Sie mal nach rechts. sağ tarafa bakınız. Nach rechts yine burada sonda. Zats mitte, zats ende dedik. Evet. Bir, bir iki daha alıştırma yapalım. Ondan sonra daha iyi anlayacaksınız. Evet, direksiyonal adverbien yön bildiren zarflar. Ergänzungsdie Adverb mit her und hin. Evet, bu her ve hin zarflarıyla cümleleri e, tamamlayacağız. Yani bunlara e, ekler gelecek. Aşağıya, yukarıya gibi. Schau mal, bak bakalım. Draußen scheint die Sonne dışarıda güneş parlıyor. Gehen wir hinaus auf die Terrasse. Ee, terasa çıkalım mı? Kommt schnell herein, hemen içeri girin. Draußen ist es ja unheimlich kalt. kalt. Ee, dışarısı e, oldukça soğuk, korkunç bir soğuk var. Hemen içeriye gelin. Hast du Lust? Steigen wir morgen auf den Berg. Eee İster misin yarın daha çıkalım? Nein, hayır, tut mir leid, maalesef. Der ist mir zu hoch. Benim için oldukça yüksek. Daştayge ich nicht hinauf. O, yuk o, yukarıya e, tırmanamam ya da tırmanmam. Aber oben hat man eine tolle Sicht ins Tal hinunter. Ama e, yukarıdan aşağıya doğru, vadiye doğru mükemmel bir manzara bakış açısı var. Dan steigt du hinauf, o zaman sen çık hinauf yukarıya doğru değil mi? Und schaut zu mir herunter, oradan da aşağıya bana doğru bak. Evet, güzel bir karşılıklı konuşma olmuş. Aynı berk bir dağ turu, Ergensinzi lokal und direksiyonel adverbiyen yani lokal yer bildiren zarfları ve yön bildiren zarfları ıı, tamamlayın demiş, sağ tarafta vermiş. De erste Tag, ilk gün, ich schaue vorsichtig durch das Fenster hinaus, dikkatlice pencereden dışarı bakıyorum die Sonne scheint, güneş parlıyor, so ein schöner Tag, mükemmel bir gün, güzel bir gün, ich öffne das Fenster, pencereyi açıyorum, aber sofort mache ich es wieder zu, hemen pencereyi tekrar kapatıyorum, es kommt ein kalter Wind herein, neden? Çünkü buz gibi bir rüzgar içeri giriyor. Wir packen die Rücksäcke, e, sırt çantalarımızı e, topluyoruz, e, alıyoruz. Und marschieren los ve e, sahaya çıkıyoruz, yola koyuluyoruz. Ein kurtsa Blick, kısa bir bakış, nach oben, yukarı doğru bakıyoruz. Yukarı doğru kısa bir bakış. Der Berg ist sehr hoch, daha çok yüksek oben liegt Schnee, yukarıda kar var. Es geht immer steiler aufwärts. Ee, hep dik, o, dik olarak yukarıya gidiyormuş. Wir schauen nicht nach links, biz sola bakmıyoruz. Und nicht nach rechts, sağa da bakmıyoruz. Nur gerade aus, sadece e, dümdüz önümüze bakıyoruz. Die Luft wird immer dünner. Ee, hava gitgide inceliyor. Karl bleibt stehen. Ee, Karl olduğu yerde kalıyor. Und schaut in Stahl. Ve vadiye bakıyor. In Stahl hinunter. Yani vadiye. Aşağıya doğru bakıyor. Das ist ein Fehler. Bu bir hata. Man soll immer hinauf schauen. Yani sadece yukarı e bakmak gerekir. Wir treffen andere Bergsteiger. Diğer dağcılarla karşılaşıyoruz. Sie kommen von oben. Onlar yukarıdan geliyorlar. Ist es noch weit? Daha uzak mı? Nicht mehr sehr weit. E, çok fazla uzak değil. Sagen Sie demişler, diyorlar. Endlich sind wir ganz oben. Nihayet tepedeyiz, zirvedeyiz. Die Sonne scheint warm auf uns herunter. Güneş aşağıya bize doğru parlıyor, ışığını veriyor. Die Sicht ist wunderbar. Ve bakış açısı muhteşem. Evet, bugün sizlere dersimizi anlattık. Yön bildiren zarfları anlatmaya çalıştık. Kitabımız, kaynağımız, Klip und Kla, Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten. Kitabımızı Christian Fantrich Ulrike Talowitz yazmış. Yayınlayan yayın ise Edition Deutsch Klet International Verlag. Ee, bu kitabın 68 ve 69. sayfasından dersimizi anlattık. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone ol olmayı unutmayınız. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Ee, sağlıcakla kalın, esen kalın. Bleib gesund, tschüss.